ömür boyunca erkekle kadın. Bir ömür boyunca erkekle kadın. Kadınlarla erkekleri konu alan bir gösteri sunacağız. İçinde biraz aşk, biraz heyecan, biraz ihanet olan bir gösteri. Anlayacağınız gösteriden çok bir çorba. Ne çorbası? Karışık sebzeli mevsim çorbası. Bizim gösterimizde çorbanın ne ilgisi var gerizekalı? Gerizekalı senin babandır. Oyun böyle mi başlıyor lan ha? Senin çapında bir aktör oyunda ilk cümle olarak bu senin söylediklerini mi söyler ha? Çıksana, çıksana. Geçti seyircinin karşısına. Biraz aşk, biraz kıskançlık, biraz kül, biraz duman o benim işte. Onu öyle demezler canım. Biraz anan, biraz baban, o sensin işte. Evet, konumuz kadınlarla erkekler ve erkekleri tanımaya başladık bile. O ne demek oluyor? Durup dururken birbirinize girdiniz, hemen kavga. İlkel mahluklar, kaba yaratıklar, ne olacak? Kim canım, onlar tanıyamadım. Kim olacak efendim? Siz erkekler. Nevra Hanımcığım affedersiniz ama siz bize erkek diyemezsiniz. Hop hop. Siz bize ilkel diyemezsiniz canım. Bal gibi derim ilkel, siz erkeklerin yanında anayasa profesörü gibi kalır. Nevracığım lütfen biraz sakin ol. Çünkü sadece oyunun girişi gereği öyle konuştu. Dokunma bana. Ama ne oldu sana? Dokunma bana. Ay, sıkışınca hemen kaba kuvvete başvuruyorsunuz değil mi? Evladım, gelme üstüme, üstüme gelme. Allah, burada da erkek, burada da. İmdat, adam öldürüyorlar. Ay çok affedersiniz. Kadın öldürüyorlar. Ay ne erkekmişim be. Tamam bir dokundum kadın ne hale geldi be. Kadın da kadın ama yani bilmem başka bir şey ilave etmeme gerek var mı? Kadın denen yaratığı hep birlikte tanımaya başladık işte. Ne kadar bilge bir kişiliği var. Bağışlayıcı, sade, zarif, kibar. Kibar senin anamdır. Anam benim be. İmdat! Alo, orası La Paix Fransız Akıl Hastanesi mi? Burada biri mi? Efendim, kainatın yaratılışından bu yana nedense kadınla erkek hep birlikte. Ama zaman zaman kucak kucağa, zaman zaman böyle gırtlak gırtlağa. Aman! O ne? Yeter be, kadınlar erkekler. Başka şey bilmez misiniz siz, hı? Anladık, kadınlar Havva'dan gelmiş, erkekler Adem'den. Peki biz nereden geldik? Vallahi siz herhalde ahlak zabıtasından geldiniz canım. Nasıldı bakayım içerisi, kalabalık mıydı? Nasıl olacak, tele kızlar, erkek kızlar, içinsizler. Ahlaksızlar. Aşktan söz edecekseniz bu işi yalnız kadın ve erkekle halledemezsiniz. Bizi de unutmayın, tamam mı tatlım? Ya bana bakın, ben acaba şimdi AIDS olmuş muyumdur der. Hadi canım sen de yakıştırma evet, kendine böyle şeyleri şey. Evlerden ırak. Evet efendim, ne diyorduk? Medeni olduğunuzdan bahsediyorduk efendim. Buyurunuz en medeniniz. Nesi var çocuğun? Kemiksiz bir çağdaş. Yapma.
Hiç yakışmıyor. Nevracığım ayrıca o sizden mi bizden mi belli değil ki, ortalıkta bir yerde dolaşıp duruyor zavallıcık ya. Tamam tamam. Oyunumuzun adı aşk olsun, ana konusu aşk. Nedir kuzum bu aşk? Bence aşkı öyle uzun uzun tarif etmemize gerek yok. Atalarımız öyle güzel tarifler yapmışlar ki aşk konusunda. Örneğin aşkın gözü kördür. Büyük kinler büyük aşklar doğurur. Aşıka Bağdat sorulmaz. Aşık adam aşık madamdan daha iyidir. Bu nedir annem, bu nedir? Atasözü. Ah, hiç duymamıştım. Vallahi duymanıza pek imkan yok çünkü şimdi yazdım. Şimdi atasözü oldu mu bu? Şimdi olmadığı gibi ileride de olmayacak, çok kötü oldu biliyorum. Aşk öyle yüce bir duygu ve kavram ki yalnız atasözleriyle kalmamış. Edebiyatta, şiirde hep ondan söz edilmiş. Örneğin? Hunu ciğerle memluca mizer olmadansa bir inkisarı hatır şinkeste sağyar olsun. Amen. Anam öyle bir şey söyle ki içinden bari bir kelimesi anlaşılabilir olsun. Oysa halk ozanlarımız ne güzel şeyler söylemişler. Aşkın aldığı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Açık net. De daha modern bir şey olsa daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Nasıl gibi? Şöyle ki, bahçelerde maydanoz. Bu ne acayip lacivert. Gel bana bazı bazı. Çok teşekkür ederim bu çılgın alkışlar. Sağ olun, var olun. Nevracığım, büyük çoğunluk anladığına göre hata bizde canım. Herhalde derin bir anlam içeriyordu. Herhalde. Bu da aşk bunun neresinde onu anlayamadık. Hangi aşk? Bunun aşkla ilgisi yok oğlum. Bu ne bu? Bu Parklar Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili. Bahçede maydanoz çıktığı için onu imha ettim. Anne imdat! Ana konumuz aşk olduğuna göre ana malzememiz kadınla erkek. Tabii erkek dominan olduğuna göre de önce bize bir erkek gerek. De nerede o erkek? Şurada kadın kadını konuşuyoruz ama. Şusunu alalım mı? Alalım. Ah yavrum aman. Gelişini seveyim. Aman. Şu kendinden emin adımlarla ilerleyişine bakınız. Şu duruştaki görkemli ifadeye bakınız. Analar ne aslanlar doğuruyor be. Erkeğim benim be. Yani hiç aslan görmesek aslan diye yutturacaksın. Ne yapayım, insan diye yutturamıyorum anacığım. Bizden bu kadar pes. Bir de sizin örneğinizi görelim. Görelim. Yaratıkların en güzeli kadın. Ay bu piliç be. Şu güzelliğe bakın. Şu duruşa bakın. Şu zarafete bakın. Şu merdivenlerden salına salına inişe bakın. Maşallah analar ne aslanlar doğuruyor. Olmadı ki şimdi bu laflar erkekler içindi. Buraya uymadı ki. Uysa da söyledim, uymasa da söyledim. İşte bir onu yapamazsınız canım. Neden? Onu ancak biz erkekler söyleriz. Evet, şimdi diyelim ki şu güzel yaratık şu yönden şu yöne nazlı nazlı yürüyor. Erkek de piposunu tüttürerek aksi istikametten geliyor. Aman o ne? Karşılaştılar. Bir an duraladılar, göz göze geldiler. Ah! Çiftimizi karşılaştırdık ama acaba birbirlerinden hoşlandılar mı? Acele etme hayatım, şimdilik sadece birbirlerine bakıyorlar. Tamam. Bir dakika. Bir erkek bir kadında ilkin neye bakar? Ben bir kadının ilkin göğüslerine bakarım arkadaş. Ha! Evet. Ayı! Kaba bir erkek bu. Ayıp! Ben kibarca kalçalarına bakarım. Hemen niye kızıyorsun canım? Ne demişler? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Obur ayı. Evet, itiraf ediyorum. Ayıp oldu. Özür diliyorum. Şöyle düzeltiyorum. Pantolonu gösteren ütüdür. Kadını gösteren gözüdür. Gözü. Anam göz. Göz. Çünkü göz aynadır göz. Göz nurdur. O düşündüğünüzün nuru olmaz. A gözümün nuru. A gözümün nuru hala bakışıyorlar. Düşünüyorlar, birbirlerini algılamaya çalışıyorlar. Ne düşünüyorlar ayol? Gel onların kafa sesleri olalım, bakalım ne düşünüyorlar. Tamam. Hoş bir kız. Yakışıklı bir adam. Kıvrak bir yürüyüşü var, beli de ne kadar ince kum saati gibi. Dünyaya boş veren bir hali var. Pipoda kişiliğine ne kadar yakışıyor. Evli mi acaba? Hayret değil. İnce eller sık dokur biri olmalı. Yoksa şimdiye kadar çoktan kapar kaçarlardı. Belki de hayal kırıklığına uğramış bir duldur. Görünüyor.
diyor ki ilk karşılaşan kadınla erkek önce bakışır sonra düşünür. Daha sonra hayvanlıktan kalan bir atavizmle, davranışlarla ve işaretlerle birbirlerine sinyal verirler. Şimdi gelin bu davranışlara hep birlikte yorumlayalım. Sizi buralarda ilk kez görüyorum. Kimsiniz kuzum? Siz de benim dikkatimi çektiniz. Pek boş verilecek bir insan değilsiniz. Benim bazı alışkanlıklarım vardır. Güzellikten hoşlanmak da bunlardan biri. Bir turist kızdan aldım bu yüzüğü. Nişanlı falan değilim. Çok ciddi, önemli bir adamım ben. Bu kadar işimin arasında size zaman ayırabilirsem ne mutlu size. Ama ben de değerim doğrusu. Evet. Hiç fena değilsiniz doğrusu. Gururuma çok düşkünümdür. Yalnız beni bir kadının dizleri dibine kıvrılıp kalacak kılıbık bir erkek de sanmayayım. Sert olmayın, incitmeyin beni. Sevgiye ve şefkate ihtiyacım var. Farkındayım. Üşüyorum. Yapayalnızım bu hoyrat dünyanın ortasında. Ben seni ısıtırım anam. Ya! Aman aman aman. Güpegündüz sokak ortasında genç bir kadına tecavüz ediyor. Sen hayatında tecavüz nasıl olur görmemişsin galiba. Devracığım, zeki oyunumuzun yeni bir aşamasını vurguluyor. Ayol, neymiş bu yeni aşama? Yavrum, biz burada aşkın ile de romantik yönünü mü göstereceğiz ya? Ne yapacağız? Kadın erkek ilişkisi bu. Hayatın platonik başlar, romantik sürer. Ve? Yatakta biter. Sema, gel. Sana bizim evde bir pul koleksiyonu var, onu göstereyim, tamam mı kardeş? Mevzumuz aşkı sevda. Dekorumuz deniz derya. Diye başlarmış o midi şehir. Duru hatta oyuna. Kadın ve erkek ilişkisi hem en yeni hem en eski. Hem ezeli hem ebedi konulur şu dünyada. Çünkü her biriniz ya sevdiniz, ya sevmektesiniz, ya seveceksiniz. Yemediğinizse ayvayı henüz. Geç bir gün yiyeceksiniz. Değil mi ki parayı bastırıp geldiniz? Değil mi ki bu oyunu oynayacağız? Beğenseniz de beğenmeseniz de çaresiz seyredeceksiniz. Görmediğinizse böyle bir oyun. İşte şimdi. İşte şimdi. Kadınla erkeğimizi karşılaştırdık. Bakıştılar, tanıştılar, anlaştılar. İleride nikahlarına gideceğiz, düğünlerini göreceğiz, balaylarına katılacağız. Hatta boşanma davalarında bile bulunacağız. Ama biz hepsinden önce bekarlıkta her erkeğin başından geçebilecek bir olayı vurgulayalım istedik. Hakan abi! Hop! Kahveye geliyor musun? Çocuklar oyuna bekliyor. Nezi, imkanı yok. Bugün bizim Oktay'ı ilk defa genel eve götüreceğim lan. Yapma ya, milli mi oluyor? Olsun oğlum artık ya. Tabii ya. Koskoca adam oldu, hala bir kız görüyor, yüzü kızarıyor be. Doğru vallahi. Dün fıstık gibi bir sarışını da tanıştırdım. Gitti elini sıkacağına burnunu sıktı. Babası oradan pencereden bakıyor, az daha dayak yiyecek ki cadde ortasında ya. Hakan abi, ha? 8 numaraya götür. Mehtap diye biri var, harika. Ona götüreceğim zaten. Helal olsun sana be. Hayır, hayır. Mahallenin bütün gençlerini sen taşıyorsun. Vallahi helal oldu hakikaten. Az pezevenk değilsin. Ne diyorsun lan sen? Gel lan bakayım buraya. Hakan abi. Hop. Hakan abi. Aslanım abi, Oktay, gel buradayım, gel. Hakan abicim. Hakan abicim, beni çarptırmışsın. Koşaraktan geldim abi. Tabii seni çarptırdım aslan Oktay be. Bana bak Oktay. Sen artık büyük adam oldun, tamam mı? Dünyayı tanıman lazım ha. Ya zamanla büyük adam oldum diyorsun. Babam diyor ki ulan sen bir türlü büyüyüp adam olamadın diye. Bana karıştırdım şimdi. Adam mıyım, babam mıyım? Yok, sen oldun oldun. Sen babana bakma ya. Ben babama bakmam ha. Bakma ya. Bir kuruş verirsem namussuzum be. Babana baksın be. 5 tane fabrikası var, ne para? Öyle değil gerizekalı. Yani adamın söylediklerine boş ver. Öyle yapalım. Ha, bugün seni fakülteye götüreceğim. Hakan abi sen manyak mısın?
mısın akrabayı sen ya? Niye oğlum? Ben daha liseye geçmedim, hangi fakülteye gidiyorum ben? Evladım bu fakülte başka fakülte. Bu fakülteye girmek için lise mezun olman şart değil. Ne fakültesi bu? Bu hayat fakültesi. Bitirince ne oluyor? Böyle biraz tuhaf oluyor. Akrabayı sen manyak mısın akrabayı sen ya? Niye ya? Hiç böyle meslek görmedim. Ne mesleği? Adamı diyorsun ki fakülteyi bitirdiniz, ne iş yaparsınız diyorsun. He? Biraz tuhaf olurum anam ya. Oğlum meslekle tuhaflığın ilgisi yok. Yani fakülteden çıkınca biraz tuhaf oluyorsun. Ah anam kolay mı be? O kadar seni arkadaşlarınla aynı sıraları paylaşmışsın. İnsan çıkar gene ne tuhaf olur ulan be. Ulan ne sıralar ulan, hangi sıralar lan? Dersler sıralarda yapılmıyor yok mu? Yok oğlum sıra bura bu fakültede. Dersler ayakta mı yapılıyor? İster ayakta ister yatakta. Bakalım bizden manyak mısın bakalım bizden ya? Yatakta ders olur mu? O kadar yere kaç kişi sığar? Bir kişi, iki kişi, üç kişi. Sınıflar üçer kişilik mi? Aa erkeğe bak. Sen daha mı fazla istiyorsun lan? Anlamadım ki neyi mi daha fazla istiyorum? Öğretmenleri. Yok ben öğrencileri diyorum. Öğrenci sensin hıyar. Her hıyara bir öğretmen mi düşüyor? Oğlum söyledik işte. Bir, iki, istersen üç. Vay be milli eğitim ne kadar gelişti be Akın abi be. Benim donum gül kurusun. Çiçek çiçek yatağımın örtüsün. Yatak odasında ekmek parası, bize derler vesikalı sermaye. Peki şimdi ben giriş sınavlarında başarısız olursam ne oluyor? Bu fakülteye giriş sınavla değil ki. Neyle? Sırayla. Sırayla be kardeşim, ittirme yahu. Haftayım haftayım az biraz. Ya, çekelim biraz da biz bakalım be. İyi ki bakmakla olsaydı kediler ciğerci dükkan açardı. Bastır paraya gir içeri kuru. Anne manyak Ayşen geldi mi? Hadi oğlum, hadi oğlum bakanlar çekilsin. Başbakan geldi. Bir oğlum var beni değil babası, kavgamız yaşam kavgası, yatak odasında ekmek parası, bize derler vesikalı sermaye. Anlamadım ki ben şimdi bunu. Döner sermaye mi oluyor bu böyle? Niye döner sermaye olsun? Ne bileyim şimdi her sınıfta bir tane öğrenci var. Kaç para harcırah verirse versin bu fakülte batar abi. Oğlum öğrenciler tek tek ama sınıflar çok. Öğrenciler boyuna gidip geliyor, sürümden kazanıyorlar. Başarısız öğrencileri mi sürüyorlar? Değil yavrucuğum, tahsil süresi kısa sürüyor. Ne kadar sürüyor? İşte 10 dakika, 20 dakika bilemediğin yarım saat. Bakın abi sen manyak mısın bakın abi sen ya? O kadar tahsil süresi mi olurmuş be? İnşaattan düştük biraz kafayı vurduk ama o kadar da gerçek değiliz artık. Bir fakültede ne kadar sürüyor biz de biliyoruz artık. Ne kadar sürüyor? Dört. Dört ne? Onu bilmiyoruz işte oraya kadar. Oğlum olur mu? Dört ne olabilir? Düşün bakayım. Uzun ama işte. Ha. Dört sene. Gördün mü ya? Bu fakültede dersler ağır. Öyle senin dediğin gibi dört sene sürerse öğrencilerin hepsi tüberkülozdan gider lan. Olsun ama ben biraz kalın kafalıyımdır. Benimki biraz uzun sürdü. Tamam ne kadar sürsün senin için? Bir tane daha sürsün. Oktay bana öyle geliyor ki senin ders 3-4 dakikadan fazla sürmeyecek. Vay be öğretmenler çok mu kabiliyetli? Bildiğin gibi değil. Hepsi birinci sınıf usta kalite. İnşallah sert değillerdir değil kim? Mi? Kim sert olurlar mı? Yumuşacık be pamuk gibi pamuk. Bayanacağım ulan seni. Yok anne ya, çekil. Allah aşkına çekil. Benim elimden müşteri almak ne demekmiş, göstereceğim. Ay yapmayın durun. Hadi ki elimi soktu mu çarpıya yırtarım ağzı. Çık dışarı çık. Yerler. Sen kapıda nöbet tutarken ben günde 30 marka kesiyordum. Dibi yosun tutmuş karı. Hoş köpek paralayacağım sen orospu. Ay ayrılın abuş karılar ayrılın. Ha? Çağdaş olalım teyi. Dükkana 5 tane yazar kasa alıyoruz. Siz hala birbirinizi yiyorsunuz be. Gayri mi dönüyor köpekli? Geç kız yerine. Yürü evladım. Bu manyaklar gene mi tırmalaşıyor? Sana ne be? Sus kız. Yürüyen çıngırak. Ankaralı. Buyur. Mahallenin iki misafiri var, iki muzlu füt. Okey Dusty. Bana da bir damak, şan fıstıklı büyük. Tamam. Sen de içime düşeceksin, kart düdük. Hadi be. Vay be, baban da mı bu fakülteden mezun oluyor? Tabii ya. Senelerce bizi uyuttu be. Niye, ne dedi? Teknik üniversiteden mezunum diyordu bana. Oktay belli olmaz, üstüne gitme adamın. Belki hem buradan hem teknik üniversiteden mezundur oğlum. Ben yalnız burada okuyacağım, buradan mezun olacağım. Ondan sonra bir daha okumayacağım abi. Valla sen bilirsin de iş bulman biraz zor olacak. Olsun, baktım iş bulamıyorum. Ben de bu fakültede öğretmen olurum abi. Masterimi yaparım abicim, adam olmaz, gibi. Olmaz evladım, bu fakülteler erkek öğretmen kabul etmiyorlar. İlk ben olurum. O zaman ameliyat olman lazım. Ne ameliyatı? Hani böyle cırt. Bakın abicim,
niye kızın akılamıyorsun ya? Niye yavrum? Öğretmen olmak için illa cırt öyle mi olmak lazım? Peki seni bu ayı gibi halinle hangi genel ev kabul edecek acaba? Hangi genel ev ya? İşte gidiyoruz ya. Senin fakülte dediğin genel ev miydi? Tabii ya. Anne. Hensin nesin, bizim mesleğimiz çok şerefli bir meslektir. Biz kimseyi aldatmayız. Gazeteleri de okumuyorsun. Herkeslerden çok vergi veriyoruz. Sahtekarlık, riyakarlık yapmayız. Yapmayız, yapmayız da. Rukiye abla bizim meslek hayvanlıktır diyor. Hah güleyim barim. Hayvandan hiç orospu olur. Sen hiç fahişe tavuk gördün? Konsumatris ineğe rastladın? Hayır ama... Eh. Ördekte biraz civeleklik vardır. Ha, diyeceğim o ki bizim herkeslere faydamız vardır kız. Demek ki biz lazımız. Daha bir lazımız kız, daha bir lazımız. 7'den 70'e herkesler bize muhtaçtır anlarsın. Gel benimle. Ya yürü Oktay, fıtık ettin beni ya, Allah Allah. Gülsene oğlum ya. Ay sen yalnız fıtık oldun, ben burada bütün hastalıkları birden geçiriyorum be abicim be. Ne gibi ya? Heyecanlan şu bağırsağıma bak nasıl atıyor be. Aa ne bağırsağı acaba orada o? İnce bağırsak. Bu kadar geldi bumbar olacak değil ya incecik bumbar. O şeydendir, acemiliktendir. Bana da öyle olurdu. İlk geldiğim zamanlar böyle. Merak edilecek bir tarafı yok. Beni takip et. Hadi yavrum yürü. Ay bu erkeklik ne kadar zor bir şeymiş aman Allah'ım ya. Evet yürü hadi. Olmasam mı ne yapsam diyorum kendi kendime. Gelecek misin gelmeyecek misin oğlum? Geliyorum da orada kimseye rastlamayız değil mi? Kime rastlayacağız? Babama falan rastlarsak. Oğlum sen manyak mısın? Babanın gelen evde ne işi var ya? Gelmez değil mi? Gelmez. Onun metresi vardır. Yürü. Kim bilir onun metresi kaça gidiyor? Akın abi! Hop! Annem! Annenin ne işi var oğlum burada? Annen evde değil mi ya? Onu diyorum işte. Evet. Ben eve gidince annem anlamaz değil mi? Nereden anlayacak? Alnında mı yazıyor canım? He, burada şey yapınca belli olmuyor mu? Sen böyle bir bakışta babanın ne yaptığını anlıyor musun lan? He işte ben de neden anlamıyorum diyorum. He! Ya yürü Akın abi, yürü be! Ha! Amerikan diye bu burgenli polis amca! Ha ha ha! Ne oluyor? Aman abi fakülteyi basmışlar. Ya ne alakası var? Memur bey senin üstünü aramak için duruyor orada be. Aman ben gıdık oluyorum. Olmaz öyle şey. Erkeklik kolay değil. Muhakkak aratacaksın üstünü ha. Altımı da arayacak mı? İstersen altını da ara. Esasında altımda bir şey yok. Üstünde ne var? Üstünde para var. Sen öyle dedin ya üstünde para al dedim. Öyle şey diyorum. Yok karı senin üstüne para verecekti. Öyle mi oluyor? Nesin oluyor? Kadın benim üstümü beğeniyor para veriyor. Ben kadının altına mı para veriyorum? Ya herif ama anlamadım ki alt üst oldu. Selamun aleyküm abi. Ben Amerika'da kalınırım abi. He? Ben Amerika'da kalınırım abi. Ananın abici bak. Hem gıdık yerimi buluyor. Üf. Oktay, içine girince heyecanlanmak yok ha. Nasıl girince ya? Yani içeri girince heyecanlanma. Şap. Böyle daha önce çok gelmişsin gibi yap tamam mı? Çok tecrübeliymişsin gibi yap lan. Ben böyle buraların adamı gibi yaparım. Aslanım benim be. Dayı dayı girerim ben. Tamam o zaman ya. Keranici dayı olurum. Yürü, keranici tamam, dayı. Hadi tamam. Başla. Devallah mevallah bana ne yapayım ya? Ya elim manyağıyla uğraşamam. Ben gidiyorum ya. Bana ne ya? Ya ne huysuz abisin be? Ya bunun huysuzluğu mu kaldı? Seni sokağın en güzel evine götürüyoruz be. Denizi görüyor musun? Denizi nereden tanıyorsun oğlum sen? Yok yok ev diyorum deniz görüyor musun? Manzarası güzel mi? Hidrofonlu mu? Çarşıya pazara yakın mı? Asansörlü mü? Ulan Araplara kiraya mı vereceksin? Sana ne evden ya? Evde şey etmeyeceğim mi? Evladım bak şey ev güzel dedikse yani içindekiler güzel. İtalyan mobilya mı almışlar? İçindeki kadınlar güzel, kadınlar. Evin içinde kadınlar da mı? Var tabii ya. Öyle bir mehtap var. Ah be. Mehtap be. Mehtap evin içinde mi? Tabii ya. Ah Akın abi sen manyak mısın Akın abi sen ya? Niye? Mehtap gökyüzünde be. O evin içindeki onun resmi o. Foster, Foster. Oğlum mehtap kadın kadın. Güzel bir kadın. Çok güzel bir kadın. Ben daha önce 3 defa çıktım ona ya. Heybel'den mi? Nereden? Mehtap'ı Heybel'den mi çıkardın? Yürü lan ayak yürü. Yürü lan ayak yürü lan. Hey be. Şş, Akın abi. Hı. Şimdi ben bir girdim içeri diyelim böyle. Bro. Kadın elini falan tutarsam kızmaz değil mi? Oğlum erkek olacaksın dedi göle el tutmayla erkek olur mu ya? Olmaz değil mi? Olmaz. Daha fazla bir şey yapmak lazım. Mesela? Saçını da çekerim ben. Dinle gidin şimdi bakın. Dinle gidin şimdi. Yavrucuğum kadının beline sarılacaksın beline. Ben kadının beline mi sarılırım? Ha. Ben kadını bir yatırırım. Ha. Ben kadını yenerim ha. Hiçbir kadın beni yenemez. Tamam biz kadar. Yürü be. Yürü be. Aman Akın abi. Evet. Sakın buraya geldiğimizde kimseye anlatma. Bak Oktay gayet normaldir bu. Erkekler belli bir yaşa geldiklerinde tamam mı? Evlenmeden önce böyle yerlere gelirler. Bunun korkulacak bir tarafı yok. Tamam mı canım? Tamam da gelince sen kimseye anlatma tamam mı? Ya bu niye çekiniyorsun oğlum? Bilhassa sizin evde kimseye anlatmanı istemiyorum. Niye? Üzülür şimdi kızcağız. 2 senedir yatıp kalkıyoruz. Neler öğretti bana? Kim? Ablan Zehra.
Evet, duyduk, duymadık demeyin. Havalar sıcak gidiyor, abur cubur yemeyin. Yüce kralımızdan size bir müjde var, davet var. Güzel prensesimize parlak bir talip var. Hadi gene iyisiniz, bol cümbüş var haftaya. Bir kahraman geliyor prensesi almaya. Bu bir adet olacak bundan böyle çağlar boyu. Görücü usulüyle evlenecek insan soyu. Duyduk duymadık demeyin. Ey ahali, ey millet. Prensese mutluluk, prensin beline kuvvet. Ey karanlıklara güneşin yedi rengini taşıyan insanlar! Ey bulutların sevincini, tanrıların neşesini, meleklerin bestesini bize ileten! Beyne huzur, kulağa sükun, kana kuvvet, göze fer batma zila veren eşsiz sanatçılar! Dansınız bittiyse astırın hepiniz toz olun çabuk! Ey adaletin temsilcisi, olgunluğun simgesi, halkın sevgilisi, manyak kral. Niye kavdın lan çocukları? Sevgili kraliçem, biliyorsunuz çok önemli bir husus var. Aveti var, makarna var, kuskus var. Sofralar kuruldu, şaraplar konuldu. Birazdan komşu ülkelerden birinden soylu bir prens gelecek. Ve sevgili kızımız Prenses Paspalya ile evlenebilmek için kendisini bize beğendirecek. Evet asil kral, çok haklısın. Öteki adaylar final sınavlarında elendi. Huzurumuza ancak bu prens geldi. Şimdi bunlara geçelim, damadımızı dikkatli seçelim. Elbette. Çünkü anasının durumu ortada. Ne varmış ulan senin durumunda? Oh, ne filozoflar, kahinler, yüksek müneccimler istediler. Beni de varmadım. Fena mı? Seni kraliçeler gibi yaşatıyorum, başka ne yapayım? Başka ne yapacağını ben mi öğreteceğim sana? Tacından, tahtından utan. Ey rüzgarların ıslığına, şimşeklerin ışığına, çorbaların kaşığına. Ey tanrıların gazabına, vicdanların azabına ve helaların kezzabına benzeyen. Köpüklü, hiddetli, şiddetli kraliçe. Söyle, kabir azabına benzeyen cüce kral. Ay pardon, yüce kral. Biliyorsun ki ulu devletimizin işleri, kuzuların dişleri, ütülerin fişleri... Şimdi bırak bu işleri. Bırak olur mu? Bırak olur mu? Bugüne bugün burada koskoca bir ülkeyi idare ediyoruz. Ara sıra da karını idare et, kör olası. Ulan sen de biraz idare et be. Rahatın yerinde, yediğin önünde, yemediğin arkanda be. Ne varmış önümde arkamda, boşuna dırdırlanıp durma sana? Bana bak, nankörlük etme. Nankörlük etme, şu tahta çıkıp oturmak isteyen binlerce kadın var. Aman isteyen buyursun. Tahta çıkıp oturmakla hiçbir şey olmuyor. Hale bak, hale bak. İktidardaki en büyük adamla nasıl konuşuyor? Hangi iktidar, hangi iktidar? Sende iktidar mı kaldı? Ülkemi ilgilendiren meseleler, pabuçlar, köseleler... Çok konuşma, yemezler. Kızımız Paspalya'nın doğumundan sonra seninle kardeş ülke olduk. O ne demek o? Aramızda didişme, boğuşma, savaş yok. Kardeş kardeşi böyle mıcık 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 mıcık. Aman ne güzel. Sen azdın sen. Sen azdın sen. Bu yaştan sonra senin başına gelecek var. Ah, ah
senden daha kral bir kral bulsam bir dakika durmam. O biraz zor. Selam anne. Selam baba. Koş 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 banyoya koş. Ay aman anacığına koş. Ne yapıyorsunuz burada? Ülkemizin en önemli meselelerini ananla yakın temas halinde tartışıyorduk kızım. Kızım Paspalya, bu elbiseni niye giydin? Ben sana bunu giyme demedim mi? Gardırobunda dünya kadar elbisen var. Anneciğim, öteki elbiselerim temizleyici de daha gelmedi. Hangisine? Köşedekine mi verdin? O bir haftadan önce vermez. Ne yapayım? Hemen temizleteyim mi? Elbiseleri mi? Hayır, temizleyiciyi. Temizleyiciyi temizletirsen temizlenmemiş elbiseleri kim temizler? Topkapılı topal tuğaman tophanede top oynarken topal bacağını top topaladım ya. Paspalya! Canım kıyıyı! Birazdan komşu ülkelerden birinden soylu bir prens gelecek. İstediğim gibi çıkarsa seni onunla evlendireceğim. Anne, aman gözünü aç kızım, üç tatlı lafa kanma. Krallık, prenslik, bunların hepsi gelip geçici şeyler. Yeter ki huyu suyu güzel olsun. İşe güce dalıp karısının bir takım şeylerini ihmal eden erkek olmaz olsun. Asil ve narin yapılı kraliçem. Acaba ne demek istediniz? Anlayan anladı yavrum, sen devam et. Anan kudurdu kızım, anan bu yaştan sonra kudurmuş bulunuyor. Saygıdeğer kraliçem, yüce kralım. Ben aslında size bir şey söylemek istiyordum. Söyle yavrum, mikrofon senin. Canım anneciğim. Canım babacığım. Kızım Paspalya, acıklı bir şeyler söyleyeceksen bu hafızlarıma söyleyeyim, mendillerimi getirsinler. Yok anneciğim, o kadar acıklı değil. İyi, o zaman idare ederim. Al bir tane, bende de var. Bu ne bu? O suyu sever, su onu sever. Yeni yüzeyli kabartma desenli Selpakius. Senin Selpakius'una kalmadık. Al. Eskiden böyle söylemiyordun ama. Bir zamanlar alıp seni kraliçe yapayım diye az mı yaltaklandın ulan karı? Aman aman, kraliçe olduk da başımız göğe erdi. Keşke garip bir çobanın karısı olsaydım da sevip sevilseydim. Ne oldu? Nereden bildin anne? Nereden bildin? Anan her boku bilir kızım. Gene neyi bildi? Garip bir çobanı sevdiğimi. Oh my god. Oh her god. Evet, bir çobanı seviyorum. Yemyeşil kırlarda, upuzun çayırlarda, dağlarda, bayırlarda dolaşan. Kavalın namelerinde aşkımızın bestesini taşıyan. Ara sıra beni dizine yatırıp sırtımı kaşıyan. Nereni kaşıyan? Sırtını sırtını merak etme, biz de dinliyoruz. Şefkatle başımı okşayıp bana dereden, tepeden ve genizden aşk dolu sözler eden. 46 beden, uzun boylu, güzel huylu, çobanlık yapan birisi. Biraz da genç birisi. Kalbime girdi. Anlaşıldı. Yapılacak bir şey var. Hareket şu. Betonite, betonite. Harcanacak, harcanacak, harcanacak bu. Onu senin kalbinden alıp zindana girmesini sağlayacağız. Fakat o çoban. Haklıdır baban. Çok mersulan. Şımarma öyle, şımarma. Dinle kızım. Sen benim biricik kızımsın. Yüreğimde sızımsın. Gök kubbenin bütün nimetleri, kainatın tüm servetleri, banko kartları, piyango biletleri senin yerini alamaz. Fakat bu iş böyle olamaz. Anne, anne, sen neler diyorsun? Beni peynir ekmek gibi yiyorsun. Sen ki aşkın, sevdanın ne demek olduğunu iyi bilen, babama kızıp camları silen, ay aman, gözyaşlarını silen, aşka saygılı, odası yaygılı, almış kralı, kraliçe olmuş, papazı bulmuş bir kadınsın. Tamam kızım, haklısın. Sen kalbimde saklısın. Lakin ol biraz sakin. Zenginlerle fakirler evlenemez. Bir kral kızı çobanı sevemez. Kral baban, çoban kocam. Olur mu ulan hayvan? Bakma babana, ikide bir de kızıyorum. Tacı tahtı terk etmek istiyorum ama. Sıkar biraz. Öyle mi? Ay. Öyle. Geliyor. Geliyor. Buraya gel. Buraya gel dedim. Dövmeyeceğine yemin et geleyim. Hadi dövmeyeceğim, gel. Hadi geç otur tahtına. Çeşmeler akmazsa kovalar dolmaz. Avucunu yala bu iş olmaz. Unut artık o Allah'ın davarını. Unutamıyorum anne, çobanın kavalını. Nerede gördün lan herifin kavalını? Ey babaların babası, kralların en kabası. Boşuna mı kızının çabası? Şu dünyada hep zenginler zenginlerle, fakirler fakirlerle mi evlenecek? Kadınla erkeğin arasında hep aynı şey mi girecek? Nasıl aynı şey mi girecek? Unuttu artık, unuttu. Kadınla erkeğin arasına giren şey ne be?
Ne olacak baba? Paradır, para. Ha, iyi o zaman. Tamam ya. Zenginlik, fakirlik, avamlık, asillik bunlar çok mu önemli? Ben çobanı seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Birazdan gelecek koca adayla istemiyorum. Vurma işte ayağını yere. Ayakkabınıza pençe yaptırmaktan devlet bütçesi açık verdi. Asil ve kibar prensesimiz Paspalya'ya talip olan soylu prens Hoşafles teşrif ettiler. Prens Hoşafles. Hey, ne de hey hey. Hayır. Hey, ne? İşte bizim şey, Şehriyar'ın şehrinden sıza sağlam, sıza sağlam getirmiş. Şehriyar'ın şehrinden sıza sağlam, sıza sağlamı getirmiş Şamel. Ay, içime sıkıntı geldi. Konuş be adam. Özür dilerim madam. Madam değil, madam değil. Yapmayın, hala matmazel mi? Anlayamadım canım. Aşk olsun, bu kadar zamanda anlaşılmaz mı? Bunu anlamayacak ne var? Ben şimdi anlarım onu, bir dakika bakayım. Bana bak, şu küstah adama bir şeyler söylesene. Hadi seni baba. Hadi seni. Kralın kızı ve karısı hakkında nasıl böyle konuşuyor? Bu da kim oluyor? Ha? Ah yüce kralım, bu ana kız sizi böyle hep ezerler mi? Bugüne bugün biz kralın kızı ve karısıyız ve her istediğimizi yaparız. İster laf atarız, ister göbek. Yürü kız anne. Yürü kız. Görüyorsun değil mi rezaleti? Estağfurullah. Hoşafles, sizin ülkede de olur mu böyle rezaletler? Asla. Niye? Bizim yüce kral bozulur. Vay be, helal. Kral kral. En kral. Demek her şeye bozuluyor sizin kralı. Son zamanlarda biraz sinirleri gergin. En çok kimlere bozuluyor? En çok eski krallara bozuluyor. Eski krallar nereden çıktılar? Eski krallar saklandıkları yerlerden yavaş yavaş çıkıyorlar. Kimi yurt içinde, kimi yurt dışında gövde gösterileri yapıyorlar. Çadırlarda yemekler yeniyor, sürülerle kurbanlar kesiliyor. Seslerini yavaş yavaş yükseltiyorlar. Neler söylüyorlar? Aziz ve muhterem din kardeşlerim, biz beraat ettik. Biz beraat ettik. Beraat ne demektir? Beraat davadan önceki hakları yeniden kazanmak demektir. Ve aynı mevzuda bir daha dava açılamaz demektir deyince Yüce Kral Hazretleri fıttırıyor. Başka bozulduğu da var mı? Var. Kim? Ispartaküs. Kim? İslamköy'den Ispartaküs. O neler söyledi? O durdu durdu, bekledi. Nerede kalmıştık? Hocamles peki söyle bakayım bana. Emredin. Ne isterler bu eski krallar? 84. kapıdan girmek. Nereden? Bizde bir 84. kapı var. Bu kapıdan girişler çıkışlar yasaklandı. Evet. Bu eski krallar tutturdular. İlla bu kapıdan girecekler. Nereye? Kralın bahçesine. Ne işleri var bunların kralın bahçesinde? Çok verimli meyve ağaçları var. Yiyen yedi. Bitmedi, tükenmedi. Hurmalar, ayvalar, elmalar. Yalnız... Sakın böyle başka bir dümenleri de olmasın bu eski kralların. Sanmıyorum ama belki biraz tahta da gözleri olabilir. Eyvah, o çok kötü işte. Niçin? Ne olacak o zaman? Hiçbir şey olmaz, yüce kralımızın kafası bozulursa 84. kapıyı taşla ördürtür, kimseler giremez. Duvardan atlamaya kalkarlarsa? O biraz zor. Niye? Çan kulesinden gözleyenler var. Demek her şeye bozuluyor sizin kral. Son zamanlarda. Peki krala da bozulanlar var mı? Olmaz mı? Tonla. Tonla kim? Yeni bir kral namzedi mi yoksa? Hayır, yani yüzlerce, binlerce. Ha, bozulan çok. Çok. Niye? Ülkenizde işler bu kadar kötü mü gidiyor? Hayır. Her şey toz pembe. Ortalık güllük gülistanlık.
Dert üstü murat üstüyüz. Bir özgürlük, bir ucuzluk değme gitsin. Niye bozuluyorlar öyleyse peki? En çok bozulan orta sütun. Kim? Orta sütun, orta sütun. O ne oğlum öyle? Bizim Yüce Kral Hazretleri orta sütun, orta sütun diye diye tahta geçti. Ve 2,5 yıl içerisinde bütün sütunları hak ile yeksan etti. Anladığım kadarıyla ülkenizde artık sütun mütun kalmadı ha? Kalmadı. Bir ara ülke arena gibiydi. Şimdi agora gibi oldu. Ama onun dışında ne istersen var. Ne gibi? Bastır parayı canının istediğini al. İyi işte. Ama para nerede? O ufak bir eksiklik üstünde durma o kadar. Kralın sağlığı nasıl peki? Fıstık gibi maşallah. Nasıl yani? Kötü. Hayır şeydendir o. Hareketsizliktendir. Olur mu? Çat burada, çat kapı arkasında. Süpürge. Hayır, bizim kral. Ha? Devamlı yurt dışında, deplasmanda. Öyle mi? Ne yapıyor boyuna yurt dışında, deplasmanda? Oralarda neler yaptığına rüfailer karışır. Ama yurt içinde iyi şeyler yapıyor. Ne gibi? Hep halkını düşünüyor. Ha. Halkının başına bir şey gelmesin diye son zamanlarda muhafızlarının yetkisini de arttırdı. Gece demiyor, gündüz demiyor, çalışıyor. Halkının geleceğini düşünüyor. Peki halk ne yapıyor? Halk da düşünüyor. Halk ne düşünüyor? Onlar da krallarının geleceğini düşünüyor. Birileri gelecek. Olur mu? Benim koltuğum nerede? Kömürlükte. Kömürlükte ne işi var? Koltuk aile reisinin makamıdır. İyi işte, tayini kömürlüğe çıktı. Sehpam da yok. Sehpa da emekli mi oldu? Hadi kızım içeri git hadi. Dünya kadar iş kaldı yarım. Hadi bana bakın koşuştum. Neler oluyor bana da anlatın. Ha? Ben de burada getir. Oturuyorum. Pakize hanımlardan nereye koyayım? Öyle de şöyle. Şöyle. Ha? Yaşa. Hayırlar be kız. Ah Sunacığım. Hayırlar. Ne? Al kardeş benden de bir mikser. Ay sağ olasın. İzahatlerden de iki tane düdüklü tencere geldi ama mutfakta koyacak yer kalmadı. Mutfakta yer kalmadıysa sen de tuvalete koy. Tuvalette mikser olur mu? Ne karıştıracaksınız orada? Hadi bir saniye. Hah Özlem yaşa. Pakizanlı bunu da gönder. Sağ olasın. Bakın bu neşeymiş. Tamam. Bu da Neşet Beylerden'dir. Öyle değil, ah sağ olasın. Hayırlı. Hadi canım, bay bay. Sağ olasın canım, sana gel çay kahve içeriz. Çocuklar sağ olun, yoruldunuz. Evlatlara yol valla. Herif manyak mıdır nedir? Gitti geldi, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ne diyorum? Yapıyor. Aa, oturma. Ne oldu be? Altında yumurta pişirme makinesi var. Yumurta pişirme makinesinin kanepenin üstünde ne işi var? Bugün gelecekler ya. Yumurta pişirmeye mi? Kim geliyor, bir şey söylemiyorsunuz ki. Soruyor musun? Kim geliyor? Gel şöyle yanıma. Kızı istemeye gelecekler ya bugün. Siz kadın milleti böylesiniz. Vallahi evlenince başınız göğe ne var? Harika bir kısmet. Oğlan ailesi çok zenginmiş. Çocuk da çok iyi, çok efendi bir çocukmuş. Daha ne istiyorsun ha? İyi anladık da yumurta pişirme makinesini mi almaya geliyorlar, kızı mı almaya geliyorlar? Ay bomboş dımdızlak eve mi gelsinler? Allah'tan komşular yardım etti. Toparlandık, her şeyimiz var. Şuraya da iki tane yoğurt makinesi koyalım. Hadi hadi sen de. Anne. Hacerim. Anneciğim üst kattakilerin gönderdiği otomatik çamaşır makinesi banyoya girmiyor. Girer kızım iç biraz. O zaman makine banyoya girer ama başka kimse giremez. Misafirlere sulu şeyler ikram etmezsiniz. Banyoya girmek ihtiyacı hissetmezler. Bak ne güzel
halletti baban. Al şunu götür, dikkat et kızma. Tamam. Şükrü, bak ne diyeceğim sana. Oğlan ailesi için çok açık sözlü insanlardır diyorlar. Bana ne gözünü derler, seveyim, bir pot falan kırma, ağzından ya, bir şey kaçırma. Niye kırayım, 20 senedir beni aptal yerine koyarsın sen. Ama her şeyi açık açık konuşurlarmış. Konuşsunlar, benim de ağzım var, ben de konuşurum. Tamam, böyle kısmet bir daha ayağımıza gelmez. İyi, anladık. Ben gideyim tıraş olayım. Belki beni de beğenirler. Aman, 20 senedir bir kerecik olsun lafımı dinlemedin ki be adam. Ulan 20 senedir bir kerecik olsun lafımı dinlemedin ki be kadın. Ay ne oldu ana? Ya bir ev böyle mi buldun? Bunun adresi yok mudur hatun? Niye böyle yapıyorsun canım? Var, sinirlenme. Hıç, 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 hıç. 3.30'da mı bulacağız? Hıç, 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 hıç. Çukur Cuma adamı. Hıç, hıç, hıç. Çukur Bostan. Hıç, hıç, hıç. Çubuklu. Çorlu. Çorum. Çuhadar. Çuhadar. Çuhadar sokak. Ha, Çuhadar sokak 10/1 yazıyor gazetede. Yazıyorsa söylesene kadın çocuk ruhunu teslim ediyor burada. Diye ya. Video için ne diyor? Satılık video, sahibinden az kullanılmış video satılıktır. Anlamadım, sahibinden daha mı az kullanılmış bu video? Hayır anam, abi, yani sahibinden. Neden az kullanılmış video alıyoruz? Yenisi pahalı, kafasız oğlum. Aşk olsun, hı? Aşk olsun be. Yani senin gibi koskoca bir tüccar pahalılıktan kaçar mı? Kaçmazsa ona tüccar denilmez. Ben o parayı 4 defa döndürürüm, videoyu bedavaya getiririm. Sen eliğin hamurundan tüccar işine karışma bakayım. Zaten ayaklarıma kalasılar indi, yoruldum. Hayır. Ucuz pahalı, gidelim alalım videomuzu. Götürelim koyalım evimize, böyle kütüphanemize, ansiklopedilerin arasına. Bir de band atayım şöyle. Pijamaları çekeyim kaşına kaşına, burnumla oynaya güzel bir şey edeyim. Sen de güzel bir çoban kavurma yaparsın. Oldu canım. Bir çoban salata, oldu. Bir duple de çoban rakı. Oldu. Ne oldu, çoban rakı var mı lan? Oh, aşk olsun. Etler sende değil mi? Oğluma verdin. Hepsi bende. Kuşbaşı. Edebiyat dersinde bizim oğlana Han Duvarları şiiri düşse, bu şiiri bitirene kadar hoca rahmetli olur. Hem çekeme hem geveze. Senin taksitçiliğin yüzünden olmuştur. Taksit taksit konuşuyor çocuk. Nasıl baktığımı anlıyorsun değil mi? Sokak ortasında beni çıldırtmak için niye böyle konuşuyorsun ya? Önce zehirini akıt, ondan sonra yapma çocuk, kapat. Eşek kadar olmuş çocuk, her şeyin farkında. Bu çocuk bugün konuşamıyorsa senin yüzünden konuşamıyor. Tabii senin yüzünden, benim yüzümden mi konuşamıyor? Niye konuşturuyorsun beni kadın? Sokak ortasında. Bağırma! Yavrum daha üçüncü Asibiyan. Geli tay tay duruyor, ana diyecek. Ana, 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 ana diye geliyor. Aman şöyle etti, aman böyle etti. Vır 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 yavrum. Ne kalın. Baba diyecek, baba, 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 baba diye geliyor. Baban şöyle etti, baban böyle etti. Beni kimler istedi, varmadım da babana vardım. Şöyle oldu, böyle oldu. Vır 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 yavrum içine atıyor. İçine atıyor, içine atıyor yavrucak. Şimdi çıkartacak. Tut 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 duruyor olacak. Sen bu durdurun, beni de prostat yapacak. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Yavrumu psikolojik olarak bulantıma ittin kadın. Psikolojik anam, psikolojik. Aman hacik hacik, ikisi de psiko. Ortaokulu bitirdin diye başımıza psikolog olma. Biz de mektep medrese gördük, biz de kitap okuduk, biz de mürekkep yaladık, biz de gazete yedik. Aman o neydi işte. Baba, 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 on numara. Allah'tan gözü görüyor, gel. Gelin bakalım, gelin bakalım. Ay geldiler, geldiler. Şükrü beni yalnız bırakma, geldiler. Tamam, sakin geldiler. Ol. Seni görünce kaçacaklar nasıl olsa. Amanın, amanın efendim, amanın, hoş geldiniz. Aynen. Hoş geldiniz, gözlerimiz yollarda kaldı. Bak el ele malını kakalamak için yol gözlüyor. Çok esprilisiniz. Buyurun geçin, oturun efendim. Hemen görüp gitseydik. Ya şey etmeyelim, fazla bahtınızı almayalım. Kapıdan görüp kapıdan alıp gidelim. Ay sizin için çok açık sözlü insanlardır demişlerdi ama konuya bu kadar çabuk gireceğinizi tahmin etmemiştik. Efendim evelallah her konuya çabucak dere kap gireriz, hem açık sözlüyüzdür hem açık gözlüyüzdür. Evet, 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 evet. Bizim mahtum biraz geç girer. Aceleye gerek yok beyefendiciğim, bu işler yavaş yavaş olur. Buyurun. Tabii efendim, buyurun, buyurun hanımefendiciğim, bir kahvemizi almadan bir yere bırakmam sizi. Buyurun efendim. Bir kalpe alalım. Buyurun. Kesin bir şey sormadan cevap verme, beni mahcup etme, öldürürüm biliyorsun, boşuna gelin. Ay bu ne zahmet kardeşim, alt tarafa alacağımız ne ki? Niçin böyle konuşuyorsun hatun ya? Bu zaman da bir şey kolay mı alınıp veriliyor? Doğru, biz biraz zor veririz. Ha gülü. Paketi nereye koyayım? Piyazıt Kulesi'ni biliyor musun oğlum?
biliyorum. 23. basamağı bırak da gel. Otur salak ya, koş. Şurada şu sehpaya dururken paketin nereye koyayım diye sorulur mu? Kime çektin sen anlamıyorum ki. Hanımefendiciğim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Geldin. İyisinizdir efendim inşallah. Sormadan. Beyefendiciğim hoş geldiniz. Siz hoş bulduk efendim. Hamdolsun sağlığınıza duacıyız. Allah rahat olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah sıhhat afiyet versin. Yuvanız şen olsun. Sevdiklerinizle beraber dillik düzenlik içerisinde kazasız belasız uzun yıllar bir hayat sürmek üzere Celal Hazretleri nasip-i müyesser eylesin inşallah. Allah kazadan beladan esirgesin. Yangından afetten tanteler kapıldan merkez buyursun. Ya Rabbi. İnne fettahna alike fethallubin. Allahümme salli ala seyyidina. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Afiyettesiniz inşallah. Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkür ederiz. Ben şöyle bir bakayım. Bakayım. Çok şirin ayol, tam gözüm böyle. Çok tatlı, Japon balığı gibi. Anası da panda diye sever. Allah herkesin gibi bağışlasın. Uzguna yavrusu bize bölük. Ya işte. Ah Allah. Efendim şimdi böyle bazı aileler ilk karşılaştıklarında bir soğuk hava eser. Böyle sahte gülücükler atılır. Özürlükler desen aynen. Falan böyle. Biz de öyle oldu şimdik. Ne de o bir program vardı şeyde. Aileler birbirini şey diyor. Birbirinden şey diyor. Nerede? TRT. Aileler yarışıyor. Yarışıyor. Aileler yarışıyor. Hay Allah razı olsun. Efendim şimdi orada da böyle. Giyiniyorlar, kuşanıyorlar bayramlıkları. Yapıyorlar, yapıştırıyorlar, takıyorlar. Zebilerini bardağı gibi böyle diziliyorlar. O şimdi o Aydın'da suratlısı bir kere olan çıkıyor ekrana doğuyor. Sesleniyor. Sesimi duyuyor musunuz? Diyor. Duyuyoruz diyorlar. Diyor şimdi o diyor sigorta atarsa diyor sigortaya tel bağlanır mı diyor. He. Şimdi adam hanıma soruyor. Bizim diyor sigorta atarsa sigortaya tel bağlanır mı? Hanım diyor ki valla ne süre bize öğretmene takmayı bağlanır. Cevap veriyoruz bağlanmaz diyor. Bak. Sanki her zaman karıyan sorarmış gibi bak. Ulan karıyan sorulur mu bize karıyan böyle? Bir tane korsun karıyan mı soracağım bunu ben be? Evinin sigortasının incecik telini karıya soran dürüstüden bu memlekete hayır mı gelir be? Biz kendi vatanımızın insanlarını tanımıyor muyuz lan? Dürüstü! Tabii bir bağırdım. Dağıldılar onlar. Kim? Neden şey ettik bu konuya? Sigortadan. Sigortadan emekli pezevenk orada gelmiş bana şey yapıyor. Mahkurdan. Kim? Emeksiz. Ha soğukluk olduydu. Oradan gittiydik. Sıcaklık olsun diye bunu anlattım. Sinirlenince yandı. Öfke baldan tatlıdır. Benim diyeceğim şu ki kısaca sizi yormadan. Ben esnaf olduğum için sizden biraz daha yırtıktırım. Fazla vaktinizi almadan konuya gireyim diyorum. Balıklamada. Malum haliniz böyle işlerde. Görüntü çok mühim. Görüntü nasıl? Haklısınız beyefendi. İnsan baktı mı gözü gönlü açılır. Hay Allah razı olsun. Görüntü için hiç endişelenmeyin ama vallahi bizimkisi gibi mahallede yok. Ay pek merak ettim. Ses nasıl ses? Billur gibi yumuşacık. Oldu bu iş lan. Ne istiyorsunuz efendim buna? Efendim önce salon meselesi var tören için. Törenle mi veriyorsunuz? Tabii niye şaşırdınız? Biz ara kabloyu alır giderdik ne lüzum var? Neyi efendim? Ben onu kamyona koyup götürürüm diyorum törene ne lüzum var? Kamyondan olur mu beyefendi? Bravo. Tüccar kafası var. Bak küçücük şey için koca kamyonu bağlamıyor. Tabii arabanın arkasına koyun onu. Köpüğünden bile kendi ambalajından. Süslerim de gelin gibi telli duvaklı. Yok beyefendi yok kusura bakmayın. Vallahi olmaz. Bunca senedir gözümüz gibi baktık. Törensiz vermeyiz. Buralarda adet böyle galiba lan. Aa sonra tabii bir de koltuk takımı. Aman koltuk mu da takımı istiyorsunuz?
Niye nakit olarak istemiyor musunuz? Gelmişken bir görseydik tamam, bari. Tamam. Nerede şimdi? Mutfakta. Mutfakta mı? Niye mutfaktan zor olmuyor mu? Ne zor olmuyor mu? Mutfaktan seyretmek. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gördük yavrum. Otur. Kız öbür mahalleye gitti daha. Anne, bu paketi onlar mı getirdi? Onlar getirdi. Şeker herhalde. Al götür içeri. Tamam. Teşekkür ederim. Otur. Bir paketi tutamadım şu anda et gitti. Ah anne. Efendim. Anneciğim şeker paketinden et çıktı. Karbonhidrat şişmanlatıyor diye size protein getirdi. Yavrucak da eti görünce ay anne et çıktı diyor. Kızım küçücük paketten sığır sürüsü çıkacak değil ya. Zamanı çocukları heyecanlandı yavrucak. Heyecanlanır tabii ama beyefendi kolay da değil. Ya. Evet. Allah açlıkla terbiye etmesin. Allah düşürme ya Rabbim, yatırıp da kapılara baktım ama namerdim mütahat etme ya. Efendim ben esasında biraz patavatsızımdır. Yani içimde kutilik yoktur ama işte biraz dangıl dungul konuşurum böyle. Ne de olsa taşralıyız işte. Kapadokya'dan biz. Lafımı bilemedim, danka tak bir şey söyledim. Kusura bakmayın. Yani esasında bizim de öyle pek ahım şahım bir durumumuz yok. Biz de öyle idare edin. Orta halin biraz üstünde işte öyle. Bizim karı çok şey etti. Bizim hanım bey. Bizim hanımefendi çok ısrar etti. Aman bey alalım gidelim falan dedi. Ona sebep kalktık geldik yani. Yoksa bizim de öyle zengin olduğumuzdan. Her eve lazım değil mi ama kardeş? Sonra akşamları evde çocuğun canı sıkılıyor. Onunla oyalanır diye düşündük. Evet. Ben onunla oynarım. Ben de seni oyarım. Maşallah. Beyefendi oymacı mı? Bütün bunları o mu yap? Siz zahmet buyurmayınız bey amcası. Onun oyuğu hazır. Ben kütüphanede oydum hazırladım. Yer açtım lak oyuna girecek. Duraliti deldi kabloyu kaçırdım arkadan fışı taktım. Bir kaset koysaydık da oynasaydı. Oynar. Oynar gene bir göreydik. Ne münasebet canım. İyi olmaz mıydı? Niye oynasın, çengi mi bu? Şimdi oynamayınca nesini anlayacağım ben onun kapalı bir kutu. Oynasın ki her bir şeyini göreyim bana. Her bir şeyi görülmez. Tabii duvar tarafını nerede çekecek? Ay pek merak ettim. İyi oynar mı? Ayol oynar. Geriye rahat sarar mı? Sarar. Dolma sarar. Dolma da mı sarıyor? Dolma saranları çıkmış. İleri teknoloji ne boyutlara varıyor diye mi hanımefendi? Ya ayıptır sorması, kaç yaşında? 18. Yapma be. Hurdadır o be. Beyefendi niye öyle söylüyorsun? Çok affedersiniz. Ne olacaktı yani? 12 yaşında da olacak değil ha. Amanın 12 de çok. Ne? 12 de çok. Siz kaç yaşında istemiştiniz? 3-5. Yok artık. Bulunmuyor. Üçlükler, beşlikler Zula'da. O 18'likler, 20'likler piyasada. Fakat bizi uyardılar. Bizim bir ahbap var böyle şeylerden anlıyor. Dedi ki ağabey dedi. Şimdi bunlar dedi 3-5'i geçince kafa gidiyor dedi. Biliyor musun? Yok. Kafa gidince ne diyeyim ben onu? At gitsin. Ya bir nevi beyin sulanıyor. At. Alef şöyle oluyor tabii. Bir şey daha soracağım. Dayanıklı mıdır? Arabaya mı koşacaksınız? Ne gibi? At gibi. Şükret. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Nasıl eğleniyorlar karı koca aralarında? Şükrü Bey. Efendim. Benim bunun markası ne? Ne markası? Yani neyle anılıyor? Nasıl çağrılıyor? Adı ne canım? Adı. Saniye. Saniye de kim? Ay beyefendi vallahi bir alemsiniz ayol. İnsan istemeye geldiği şeyin adını bilmez mi? Saniye. O mu oluyor bu? Saniye. Ne var gülecek? Benim de. Hiç anlamadım, komik bir şey varsa. Sinirim. Takarım ben şimdi. Kadın sanıyor diyemiyor. Saniye diyor. Beni öldürüyor.
Allah razı olsun yani. Hiç gülesim yoktu, siz bizi güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün inşallah. Saniye oluyor demek öyle o. Vestel Ferguson olsa Vasfiye mi olacak? Ay Allah. Neresi çıkartıyor sizin bu saniyeyi? Nasıl neresi çıkartıyor? Yani seri imalatı nereden? Ay beyefendi çok esprilisiniz ayol. Aa, siz şeyi soruyorsunuz, hastaneyi. Ne hastanesi? Zeynep Kamil Hastanesi. Saniye orada çıktı. Hastanede. Tabii hastanede, evde zor oluyor. Ama bunlar karı koca ikisi de bir alem. Bu da güldürükçü. Evde zor oluyor diyor. Evde olur mu bu? Mütekamil fabrikalarda bile zor oluyor. Ha. Ha, yok artık daha neler, artık fabrikada da mı oluyor? Fabrikada oluyor. Orada nasıl? Bile zor oluyor. Nasıl? Kolay değil. Bu bizimki şey mi? Bizim imalat mı? Yerli imalat mı? Niye sizin imalat oluyormuş, bizim imalat? Ne fark eder ha sizin imalat, ha bizim imalat anacığım? Hepimizin imalatı. Olur mu öyle şey? Sizin imalat sizin, bizim imalat bizim. Ha. Bunu karımla ben yap... Tövbe tövbe estağfurullah. Aa, duydun mu, ne enteresan. Niye şaşırdınız hanımefendi? İnsan niye evlenir? Siz imalat için mi evlendiniz? Mantık istivacı mıydın? Yani karınızla beraber mi yaptınız? Yok, ben tek başıma yaptım. Bir de o tipleri vardı. Hangi? Handmade, handmade. Ya tabii ya, karımla abi beraber yaptık laf. Vallahi bravo. Bizim bütün sülale bir araya gelsek yarısını yapamayız. Bravo. El alemde ne karılar var. Sen uyu. Ben öğret, ben de yapayım. Sen biliyor musun? Her şeyi ben mi bileceğim? Burada sen bil. Nerede? Özel meselelerinizi başka zaman konuşursunuz. Yok anam babam, bizim gizlimiz sağlığımız yok. Allah'ın bildiğini kulsan ne diye saklayacağız? Biz yapamayız. Yani yeni bir şey değil, eskiden de yapamazdık biz bunu. Resmini yapamam ben onun da. Fişini takamam anam babam. Kolay iş mi o? Öyle bant sistemi, seriyi çıkarmak. Siz kaç tane çıkarttınız? Sana ne? Olur mu sana ne? Bilmek zorundayım ben bunu. Piyasada kaç tane var anlayacağım. Sağlam mı, dayanıklı mı, değil mi? Nereden bileceğim? Buradan bugün sağlam diye alıyorsunuz, eve götürüyorsunuz, bozuk çıkıyor. Doğru söylüyor. Öyle kaç tane aldık, eve götürdük, bozuk çıktı, geri gönderdik. Hepsi mi? Üç tane. Zaman kötü vallahi, ahlak diye bir şey kalmamış bey. Kalmamış hanımefendi. Kalmamış, Allah ıslah etsin, ahlak diye bir şey kalmamış. İnşallah sizinki sağlamdır. Çünkü bu benim sakar oğlan da bu akşam onu haşat eder. Haşat, haşat. Biliyorum malı bu ben. Onun için yani bozuk çıkarsa parasını alırım. Ne parası? Tamir parası. Ne tamir efendi? Ne diyorsun sen? Aman bir saattir? Aman tamir deyip geçmeyin. 10.000 liraya sadece açıyorlar. 15'e bakıyorlar, 25'e kapanıyorlar. Neler söylüyorsunuz siz? Ciddi söylüyorum, servisine götürün. Sizin hiç tamire gitmedi mi? Ne münasebet canım, niye tamire gidecek? Niye, kullanılmadı mı? Hayır. Kullanılmamış malı el aleme kakalamak için deminden beri karı koca ne diye dil döküyorsunuz o zaman? Biz kimseye bir şey kakalamaya uğraşmıyoruz. Ya ben esnaf adamım kardeşim. Ben alacağım mala, para vereceğim mala bakmalıyım, ellemeliyim, dokunmalıyım, koklamalıyım, orasını burasını görmeliyim. Aman anam, vallahi şimdi düşüp bayılacağım. Hayatımda böyle terbiyesizlik ne duydum ne de gördüm. Aa, böyle de kız alınır mı? Aman siz karı da mı satıyorsunuz? Ulan videocu diye geldik, bundan kerenacı çıktı. Yürüyün, yürüyün. Allah. Bekarlıktan bıktım usandım, metreslerimden lezzet almadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım, metreslerimden lezzet almadım. Şimdi son arzum evlenmektir kararım, lakin münasip bir kadın nereden bulayım? Şimdi son arzum evlenmektir kararım, lakin münasip bir kadın nereden bulayım? Bekarlıktan bıktım usandım, aşıklarımdan hiç tad almadım. Bekarlıktan bıktım usandım, aşıklarımdan hiç tad almadım. Şimdi son arzum evlenmektir kararım, lakin münasip bir koca nereden bulayım? Şimdi son arzum evlenmektir kararım, lakin münasip bir koca nereden bulayım? Hanım pek mini mini, acep söylersem sever mi beni? İşte bir hanım pek mini mini, acep söylersem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Al elimi hem kalbimi sensiz sahibi. Matmazel bana verir misin elini? Al elimi hem kalbimi sensiz
sahibi. İşte kavuştum ben aşığıma, Tanrı çıkardı seni karşıma. Aç kollarını gel avuşuma, darısı bekarların başına. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Evet, bir erkek bir kadınla başladı hikayemiz. Adem'le Havva'dan günümüze dek süren malum hikaye. Önce genel evde ilk denemeyi izledik, arkasından kız istemek için eski Roma'ya gittik. Oyunumuz ilerledikçe daha ne balayları, zifaflar, boşanmalar, evlenmeler, neler neler izleyeceksiniz. Ama biz evlilikte selamet, nikahta keramet var dedik ve kalktık Beyoğlu evlendirme dairesine geldik. 16-15 nikah davetlileri, lütfen salona. Gelin Bedia Melahat Alkapınar, damat Sakıp Atılgan, lütfen yerlerinize. Sayın davetliler, çıkarken iki şeker almayın, ayıp oluyor. Ah, yetiştik vallahi. Aman geldiler. Maşallah, ne ah, güzel canım. Gelinimiz var. Ah, efendim, hayırlı uğurlu olsun. Maşallah. Ya, yavaş gözümü çıkarıyordun oğlum. Merhaba. Gel bakayım, bana bak. Nikah biter bitmez ilk uçakla doğru Manisa'ya gideceksin. Niye? Niyesi var mı? Mesir macunu alacaksın, sıska oğlum. ...1985 tarihinde evlendirme dairemize müracaat buluyorsunuz. Biz öyle bir şey yapmadık. Kim yaptı? Arkanızda oturanlar. Güzel. Damat gibi giyinme lan bir daha. Şef garson kırıklı herif. Evlenmeyi zamanı bir av olmadı hiç şimdi. Şahitler ve davetliler huzurunda evlilik evleneceğiz. Bedia Melahat Halkapınar. Evet benim. Kendi arzuyu isteyince kimsenin ısrarı ve de zor olmadan Bay Sakıp Sabancı. Değil. Atılgan. Sakıp Atılgan'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Ne karısı canım, olur mu kocalığa? Ben. Kocalığa da kabul edebilirsiniz isterseniz. Evet, ediyorum. Siz Bay Sakıp Atılgan, kendi arzunuz işinizde kimsenin ısrarı ve de zoru olmadan Bayan Bedia Melahat Halkapınar'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Neresi? Beyoğlu Evlendirme Dairesi. Canım, imza yerine. At ya, evet. Tamam, oluyor. Sen daha kolunu tut daha, birkaç sene sonra bak neler tutturuyor. Marmara şarabı kokuyor Allah canım az. Doluca, doluca. Beyefendi, evlilik üzerine kompozisyon mu yazıyorsunuz, imza mı atıyorsunuz canım? İmzamı attım efendim. Öyle mi? İsminiz nedir? İbrahim Seracettin Tatlı Su Kabağını Pişmiş Severoğlu. İsim isim değil, yemek tarifi. Şimdi İstanbul Belediyesi Tanzim Satış. Tanzim. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği adam bana bir şey verdi, hatırlamıyorum, iyi mi? Tam burada lazım oluyor, gidiyorum evde hatırlıyorum.
İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği asmırmaya dayanarak... Neye dayanarak? Kesinlikle. İkinizi şahitler, davetliler ve de bu tatlı su kabağının önünde... ...koca karı ilan ediyorum. İyi mi kadın? Sen adam olmayacak mısın ulan? Olacağım patron. Bu kaçıncı hata? Dördüncü. Bak bir de cevap veriyor. Oğlum düğün salonu aynı gün iki düğüne birden kiraya verilir mi? Verilmez. Niye verdin öyleyse? Tarihleri karıştırmışım patron. Allah cezanı versin seni. Ne biçim katipsin ulan? Önünde takvim var, kalkıyorsun salonu iki düğüne birden veriyorsun. Ama hiçbir müşteriyi kaçırmamamı söylemiştiniz. Ne yapacağız şimdi ha? Ne yapacağız? İki düğününde sahipleri gelecek, iki düğününde davetlileri gelecek. Her şey çorbaya döndü. Ne yapacağız? Bana soruyor aptala bak, ne yapacağız? Bu işi başımıza sen açtın, sen temizleyeceksin. Baş üstüne. Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsun Sadıkçığım? İtfaiye çağıralım. Ulan yangın mı var da itfaiye çağırıyorsun? Yangın çıkaralım. Defol buradan beni çıldırtmadan. Tamam. Bana bak, sakın odandan bir yere ayrılayım deme. Tamam. Düğün sahipleri öldürecek birini ararlarsa el altında bulun. Ama patron bu o kadar korkulacak bir durum değil ki. Oğlum daha ne olsun? Bugünkü düğünler birbirine karışmaz. Nasıl karışmaz? Bir tanesi sünnet düğünü. Allah seni bin kere... Hanımefendi bakın bir şey söyleyeceğim. Birazdan gelir. Ay bizim diğer de neredeyse yanlış... burada olurlar. Ay biliyor musunuz ben bugün çok heyecanlıyım. Evet. Çünkü erkek yeğenimin ilk sünneti. Aa, maşallah zaten bir kere olur. Darısı başınıza. Teşekkür ederim ben oldum. Ay çok affedersiniz çocuklarınız demek istedim. Evet. Ay çocuklarınız vardır herhalde. Üç tane. Allah bağışlasın. Ama hiçbiri sünnet olmayacak. Neden? Üçü de kız. Zaten erkek olsalar size inat kestirmezdim. Aa, bizimki... çocuklarının şeyinin derdi bana mı düştü? Enişte nerede kaldı? Bizimkilerden ne haber? Bizimkiler Eyüp Sultan'dalar. Oradan anneni alacaklar. Annenle beraber gelecek. Yani bir 10 dakika kadar gecikme olur. Merak edecek aman bir şey yok yavrucuğum. Beyefendi bakın çok önemli bir durum. Vallahi benim tebrik ederim. Yani her şey mükemmel, eksiksiz, yerli yerinde. Evet. Bravo. Bravo. Ne bileyim böyle düğünlerde bir takım aksilikler oluyor. Hep ya. Yani... Bizim düğünde her şey iyi gidiyor ay ya. Ay söyleme ayol nazar diyecek. Sünnetçiden haber var mı? Tabii tabii o da tam zamanında burada olacağını söyledi. Sünnetçi. Evet canım. Buraya geliyor. Evet canım. Ben gideyim katibi öldüreyim. Ayol bu adamın ne dediğini hiç anlamıyorum. Bu katil bu. Katibi öldürüp gelir şimdi merak etme. Çekil gitmeyi haneci. Beni halime bırak. Tükenip gideceğim bu gece barda karda. Basamak. Evet. Burada basamak varmış. Evet. Bir adım daha atsaydım pazır güldür yukarı yuvarlanıyordum. Ne yapıyordunuz efendim? Basamak varmış. Bir adım daha atsaydım pazır güldür yukarı düşüyordum. Yukarı düşüyormuş. Affedersiniz bu basamak aşağı mı çıkıyor? Hayır canım yukarı çıkıyor. Ben de bu tarafa düşüyordum yukarı. Böyle olsaydı aşağı. Burası yukarı burası aşağı. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Aşağı yukarı ikisi de aynıydı. Allah düşürmesin. Hala mı başlatılmadı? Düğün mü? Düğün. Henüz başlamadı. Olsun ben beklerim. Benim acelem yok. Sizin akrabalardan mı benim kızım? Yok yok ben nereden tanıyorum Allah'ın sen? Nasıl? Geldi adam bizimle konuşuyor. Tanımaz olur mu? Seni tanıyor herhalde. Ben sen de biliyorsun tanıyor. Böyle bakıyorsun. Benim affedersiniz. Beni çekiştirip durmayın. En iyisi ben burada dikilip durmayayım. Ben gene yanındaki meyhanede demleneyim. Siz düğün başlayınca bana bir haber edersiniz. Emredersiniz beyefendiciğim. Estağfurullah. Ricam olursun. Zaten bensiz düğün olmaz. Öyle mi? Ay çok affedersiniz ama siz kimsiniz? Kamber. Kamber mamber tanımıyorum. Enişte gelenleri sen karşıla tamam mı? Ne oldu efendim? Gelin hazır, damat hazır, evet. Davetliler hazır. Ortalıkta hiçbir görevli yok Cevat Bey. Ne gerek var efendim misafirler gelmiş bile. Efendim hoş geldiniz. Efendim siz de hoş geldiniz. Hanımefendi hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Efendim asıl siz hoş geldiniz. Siz en hoş geldiniz beyefendi. Henüz kimse gelmedi. Olsun biz şöyle bir salona bakalım ortalığı kontrol edelim. Vallahi hiç gerekli değil hanımefendi. Biz her tarafı kontrol ettik. Hatta salon sahibiyle bile konuştuk efendim. Ya orkestra da birazdan gelecek. Çok güzel. Ben bu akşam her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Biz de efendim, biz de tabii. Bu karyola ne burada böyle? Ne karyola? Baksanıza. Kim koymuş bu karyolayı buraya? Ay, önce divan koyduk. Ama divan küçük ve fakir durunca bu pirinç karyolayı getirdik. Ne de olsa biricik yavrumuz. Haklısınız da bu karyola ne olacak? Ne demek ne olacak? Hanımefendiciğim, affedersiniz ama yani...
bu iş karyolası olur mu efendim? Ya, şimdi adet böyle demek. Hayır efendim, eskiden beri böyleydi. Ben hiç rastlamadım efendim. Siz düğün görmemişsiniz efendim. Yanına bir de duş koydursaydınız bari. Beyefendi affedersiniz ama yani düğün salonunun ortasında duşun ne işi var ya? Duş tabii vardı, duş evde efendim. Sonra biliyorsunuz herhalde uzun bir süre yıkanmak yasak. Neden? Yara mikrop kapabilir ya. Ayol ne de rahat anlatıyor. Yani şimdi iş burada, duş evde. Beyefendi zat haliniz sıhhi tesis saçı mısınız? Ya. Duşa niye takıyorsunuz be kardeşim ya? Peki misafirler nerede? Onlar da mı burada olacaklar? Tabii düğün kimin için yapılıyor? Yani böyle karyolada, kalabalıkta, herkesin gözü önünde. Elbette ya. Allah Allah. Hep beraber toplanacağız karyoların başına. Olayı baştan sona izleyeceğiz. İş bitecek, tebrik edip hediyesini vereceğiz. Ha bir de hediye mi veriyorlar? Hediye verecekler tabii. Boku bokuna mı yapıyoruz bu kadar masrafı? Oldu olacak, bir de madalya taksınlar bari. Takarlar efendim, takarlar, maşallah takarlar. Nereye? Oğlanın şeyine. Neyine? Yakasına takarlar, omuzuna. En iyisi omuzudur, adettir. Oğlan ağlamazsa daha büyük hediye bile verirler. Oğlan neden ağlasın ayol? Herkes bir olmuyor da hanımefendi, bazısı avaz avaz ağlar efendim. Benim oğlum aslandır, ağlamaz o. Canı yanmazsa ağlamaz. Canı yanabilir mi? Belli mi olur? Allah Allah, bana pek bir şey olmadıydı ya. Niye gülüyorsun? Olmuştur evet, olmuştur da 50 sene evvel olduysa hatırlamıyorsunuzdur siz onu. Hayır, 90 sene önce oldu. Yapmayın ya. Evet. Maşallah 55'ten fazla göstermiyorsunuz, helal olsun valla. Ben bir düğün hatırlarım seneler önce. Evet. Valla Allah sizi inandırsın, zavallı çocuk sabaha kadar durmadan ağlamıştı. Karyolada, salonda. Ağlamak için dama mı çıkması lazım? Nasıl ben dama? Hala bu işin burada nasıl olacağını anlayamadım. Hanımefendi niye bu kadar telaş gelsiniz? Nasılsa sizin gözünüzün önünde olacak. Esas garibime giden de o ya. Canım işte şu ışıkları söndürsünler efendim. Ayol olur mu? O kadar masraf ettik. Herkes bu şanlı şerefli olayı görmeli. Ay şimdi bayılacağım. Haklısınız, bazıları kan görmeye dayanamaz. Ya ya. Şakadana bayılır. Vallahi beyefendi yani... Tıp bu kadar ilerledi, evet. Böylesine modern usuller çıktı, gene de kan geliyor ya. Saçmalamayın efendim, Allah Allah, Allah Allah. Ben bu işi başından beri istemiyordum ama salak oğlunuz kızımın peşini bırakmadı. Salonun ortasına karyola konsun diyen biz değiliz, bu sizin işiniz. Emine Haşimet, bunlar sizin taraf değil mi? Hayır, hiç tanımıyorum. Ben de tanımıyorum, kim bunlar ya? Nereden bileyim, kendilerine sorun. Biraz bakar mısınız, siz oğlan tarafı mısınız, kız tarafı mı? Ne tarafı? Biz tarafsızız. Burada benim yeğenim Recep'in sünnet düğünü var. Evet, yani benim oğlumun, hanımefendi baldızım. Yani çocuğun teyzesi, bizim hanımın kız kardeşi. Kayınvalideye, kayınpederin de bir akrabası oluyor. Çıkaramıyorum onun ne olduğunu, hatırlayamıyorum. Sünnet düğünü mü dediniz? Bir yanlışlık olmasın. Niye? Burada beyefendinin kızıyla benim oğlum evleniyor. Ayol olur mu? Biz burayı bir ay önceden tuttuk, kupuru bile verdik. Biz de bir ay önceden tuttuk, onun için misafirlerimiz gelmeden... Aman, çok merak ediyorum. Şapkalı cadı. Bize bu rezaleti açıklar mısınız lütfen? Sayın salon sahibi. Lütfen söyler misiniz efendim, bugün bu salon kime ait? Bugün bu salon maalesef her iki düğüne de ait. Buyurun bizim bakalım, salak katip bir yanlışlık yapmış efendim. Ne olacak, ne yapacağız? Rezil olduk. İki taraftan biri düğününü erteleyecek, salonu onlara bedava. Hayır efendim, biz şey yapmayız. Biz de şey yapmayız efendim, çünkü çocuklar şey yapmak için, şey yani... Balayına çıkmak için uçak biletlerini aldılar, Antalya'ya gidecek. Aynen efendim, biz de çocuğu kestirir kestirmez yarın sabah ilk uçakla Almanya'ya uçacağız. Evet. 15 gün iznimiz vardı, bitti. Bugün bu iş bitecek, bir gün beklemeye tahammülümüz yok. İki taraftan biri durumu kabullenmek zorunda. Niye efendim? Ben günde 4 tane katip öldüremem. Vallahi bilemem, o sizin cinayi kabiliyetinize bağlı canım. O zaman şu kapıdan ilk kimin davetlisi girerse bu gece salon onların. Kumar oynayacağız, kapıya bir döneceğiz. Allah. Hala mı başladım bu dünya? Hangi düğün? Hangisi olursa olsun benim için bir düğün olsun. Bugün burada iki düğün var. Oh, Allah razı olsun. Kamber Beyciğim, siz hangi düğünün davetlisiniz bakayım? Acele etmeyiniz. Acele de nedamet, taannüpte selamet vardır. Bu düğün salonunun adı ne oluyor? Mimoza. Mimoza. Evet. Bakalım M harfinde ne davetiyemiz var. Mikael. Ama kilisede bu, burada değil. M gözünde başka davetiye yok. Tarih söyleyebilir misiniz? 15 Eylül. 15 Eylül'e bakalım. Oğlumuz Recep. Allah. Buyurun şöyle alalım efendim, güle güle. İleride bir arsa var, orada idare edersiniz. Kamber Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah mürüvvetini görürsünüz. Sağ olun. Efendim. Hep beraber. Bir de şey var.
Necla ile İdris düğün törenleri. Umur vermeyin. Hoş geldiniz. Maşallah. Torunlarınızı okşarsınız inşallah. Siz de çok yaşarsınız inşallah. Ben yaşadım. Ah çok şükür. İki düğünüm birden davetlisiyim. Anlayamadım. Efendim malum aileniz kambersiz düğün olmaz. Öyle derler efendim. Evet bu gece burada iki düğün var. He? Benim de adım kamber. Adınız ne olacak kamber. Beyefendi? Valla bunu galiba size sormadı hakikaten ya. Ne olacak? 150 bin lira için iki tane verdiler. İnşallah ki. Ta kişiyle işten yaptık. Bu yalanı. Kutsal vatan toprakları üzerinde icabında bir gün olsun. Ama ayıp falan bir şey var. Katiye kamer edilir. Olmaz böyle rezalet. Öyle rezalet olmaz. Konuşulacak adam var. Ayıptır be. İki müşteriye birden vermişler ya. Ay yapmayın böyle canım. Ben bir sarhoşum, siz mi sarhoşsunuz? Anlamadım ki ne oluyor? Ama dört tabanlı partinin kongresi gibi her kafadan bir ses çıkıyor yapmıyor. Şakası yok işin. Misafirler gelip kapıya biriktiler. Rezil olacağız Kamber Bey. Siz Allah'ın sevgili kulusunuz. Niye? Ananız sizleri Kadir gecesi doğurmuş. Hı? O niye o? Kamber Baba geldi. Allah Allah, sizin gelişiniz böyle niye bir şans oluyor bizim ben için? Ben tecrübeli olduğum için, bu durumlarla daha evvel karşılaştığım için bu işi ben hallederim. Nasıl halledersiniz? Misafirler, iki tarafında misafirleri kapıya yığıldığına göre, onları dağıtamayacağımıza göre iki düğün de burada yapılacak. Tamam yapılacak da nasıl yapılacak? Yarı yarıya. Nasıl? Yarı yarıya. Her şey yarı yarıya. Salon yarı yarıya. Misafirler yarı yarıya. Eğlence yarı yarıya. Yemekler yarı yarıya. Yalnız kamberi, içkiler duble. Biz kabul etmiyoruz efendim. Sanki biz kabul ediyoruz. Ha, o zaman damadı sünnet ettirirsiniz. Ben de gelini alırım Allah'a yine çıkarım. Siz sarhoşsunuz. Sarhoşsunuz ve saçmalıyorsunuz. Tamam, sarhoştum cin gibi oldum sayenizde. Kamber Beyciğim. Emrediyorum. İzin verirseniz ben sor. Neden sor? Bir dakika, bu karyolun için. Ay bir şey değil yavrucuğum, bir aksilik oldu sonra anlatırım. Hani ev bulana kadar sizin yanınızda kalacaktık, daha ilk günden sokağa atıldık. Olur mu öyle şey canım, bu sünnet karyolası. Ne? Bunu bana daha önce mi söyleyebilirdi? Kızım ağlama yahu, ben sünnet oldum. Yalancı. Vallahi oldu. Yavrum bu kadın milleti yalnız yeminle inanmaz. Anne kim koydu bu karyolayı buraya? Oğlum karyola değil önemli olan. Biraz sonra rezaleti göreceksin bir dakika. Recep, i̇şte, Recep geldi. İşte ailemizin Rocky 4.5'u. Bana bak korkuyorsun değil mi? Korkuyorum. Korkacak ne var? Şıpadana tamam. Yeah. Sen nereden biliyorsun, birkaç kere sünnet oldun mu? Ya terbiyesiz. İnsan teyzesiyle böyle konuşur mu lan ha? Kaç defa sünnet olursa olsun böyle şeyler söylenmez kesin bana. Ya herkes öyle diyor zaten, şıp tamam. Sen kestirmeyin oğlum. Ne yapayım? İlave yaptı. Tamam. Biz o fırsatı kaçırdık. Allah acelecisiniz ha. Sünnetten sonra hemen evleneceğim mi? O başkasının gelini. E benim düğünümde ne arıyor? Bana ne, ben bunu isterim. Aa, bırak bakayım. Aa, püskürürsüne bak. Şimdi pipini keserim ha. Sünnetçi var mı? Olur mu oğlum? O gelinin babası. Kimle evleniyor? İşte şu Çin Halk Cumhuriyeti'nden çocukla. Abi baksana ne diyeceğim. Sen sünnet ol, ben bununla evleneyim. Karyolamı da sana veririm ha. Büyüyünce sen de evlenirsin. Acele etme. Sünnetçi Bey. Gel. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun canım, sizi şöyle alayım. Şöyle alayım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Yanlış geldik galiba. Hayır efendim, hayır. Doğru geldiniz. Öyleyse yanlış alet getirdim. Ne gibi? Ben çocuğun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Hayır bilseydim bahçe makasını falan da getirdim efendim. Yanlış anladınız efendim. Asıl siz yanlış anladınız. Biz bugün sünnet yarın deniz dedik. Bugün sünnet yarın gerdek mi dedik? Aa, var var, ortada bir yanlış anlama var. Çünkü bugün burada gerdeğe kimse girmeyecek. Aa, girecek efendim, niye girmeyecek? Burada mı girecek beyefendi, herhalde evde girecek değil mi? Sen düğün sahibi değil misin? Evet. Neyin nerede olduğunu niye bilmiyorsun? Ben adamı ilk defa görüyorum. Evlerinin nerede olduğunu nereden bileceğim canım? Kardeşim ben kimi sünnet edeceğim? Beni. Aksiliğe bakın, her zaman yanımda taşırım, bugün çantaya koymamışım. Neyi? Baltayı. Espri yaptı. Sünnet çocuğu burada be. Bebeğini baltayı taşır şey ettiniz, vurdunuz. Esas sünnet çocuğu burada. Oo, maşallah sizin de damattan kalır yeriniz yok ya. Söyledik, ben evleneyim o sünnet olsun dedik ama su koyverdiler. Bu bir sünnet çocuğu. Biz burada otostop mu yapıyoruz, onu gösteriyoruz şimdi. Gel yavrum, gel hemen içeri geçelim. Kirvesi kim bunun? Naa, beyefendiciğim. Efendim? Efendim madem ki her şey müşterek, her şey yarı yarıya. Lütfedin de bizim çocuğun kirvesi siz olun. Tamam, seve seve, niye olmasın? Çok teşekkür ederim. Ben de damada yardım ederim. Hiç böyle şey görmedim. Siz mikrofonu alın da hepimize yardım edin. Günün mana ve ehemmiyetini belirten konuşmayı yapın bir büyük olarak.
Bayanlar baylar, izin verirseniz ben şimdi düğün sahiplerinin yarısı olarak genç çiftimize geçmiş olsun der, minik yavrumuza mutluluklar diler, hepinizi komparsita eşliğinde dansa davet eder. Allah! Ben karıştırdım galiba. Aman orkestra bey oğlum, yapmayın bir dakika. Komparsito falan dediniz, bakınız çiftler dans ediyor, evet. Saplar karılara bakıyor. Maalesef öyle bir şey oldu orada. Evet. Şurada demin vukuat çıkıyordu. Evet. Yapmayın, herkesin eğlenebileceği bir şey yapalım. Vur bakayım bir iki telli. Kadif eden kesesi. Gündüzünüz gecemiz neşeyle dolsun. Gündüzünüz...